Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 2 gündür sürmekte olan Merkez Yürütme Kurulu toplantımızın ardından orada konuştuğumuz ve kararlaştırdığımız bazı konulara değinmek istiyorum. Birinci değinmek istediğimiz konu yargıyla ilgilidir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Gaziantep milletvekilimiz Profesör Mahmut Toğrul hakkında 2 yıl 6 aylık bir ceza verildi mahkemede. Daha evvel de söyledik, şimdi de söylemeye devam ediyoruz. Yargının yasama hakkı üzerindeki ağır baskısı sürmektedir. Siyasallaşmış bir yargıdır. Siyasetin, daha doğrusu sarayın direktifleri ve kararları doğrultusunda, eğilimleri doğrultusunda davranan bir yargıdır. Mahmut Toğrul vekilimiz 24 Haziran seçimlerinde tekrardan dokunulmazlığı kazanmış olmasına rağmen yargılama durdurulmamıştır ve bu ceza verilmiştir. Şimdi istinaf mahkemesine gitmiştir bu ceza. Bir kez daha yargının siyasete müdahalesinin demokratik siyaset alanını gittikçe daraltmakta olduğunu vurgulamak istiyoruz ve bu kararın istinaf mahkemesinde mutlaka durdurulması gerektiğini düşünüyoruz ve yargıya bir kez daha görevlerini hatırlatıyoruz. İkinci konu yine yargıyla ilgili olan Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven'le ilgilidir. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Hakkari'de Leyla Güven arkadaşımız seçilmiştir. Halkın iradesi bu yönde tecelli etmiştir. Ancak yine aynı siyasallaşmış olan yargı, Leyla Güven dokunulmazlık kazanmış olmasına rağmen kendisini cezaevinde rehin tutmaya devam etmektedir. Benzer bir konumda olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden çıkarılmıştır. Ancak Leyla Güven halen rehin tutulmaktadır. Bu durumu bir kez daha kınıyoruz. Bu durumun değişmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Özellikle meclisin yasama hakkına ve yasama özgürlüğüne sahip çıkması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Meclis başkanına görevlerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Leyla Güven'i haksız ve hukuksuz yere, anayasaya aykırı olmasına rağmen, Türkiye'nin imzalamış olduğu demokratik sözleşmelere aykırı olmasına rağmen halen cezaevinde tutan, dokunulmazlığına rağmen cezaevinde tutan ve yargılamaya devam eden mahkeme heyetine de bir kez daha hukuk ilkelerini hatırlatıyoruz. Vekilimiz Leyla Güven yıllarca özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini son derece kararlı bir şekilde sürdürmüş olan, 25. dönemde de vekil seçilmiş olan bir arkadaşımızdır. Leyla Güven barış mücadelesinde tecridin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir kişidir. Nisan 2015'ten bu yana sürmekte olan insanlık dışı ağır tecrit koşullarının, İmralı'daki ağır tecrit koşullarının barışa ve demokrasiye nasıl ağır bir darbe vurduğunu çok iyi bilen bir kişidir. İmralı'da sürmekte olan tecritin aslında Kürt halkına yönelik bir tecrit olduğunu bilen bir kişidir. Bu durumun değişmesi için kendi kişisel kararıyla, kendi vicdani sorumluluğuyla açlık grevine başlamıştır. Son derece ağır bir yükü üstlenmiştir. Bizler elbette ki bu ağır yükü Leyla Güven'in tek başına cezaevinde üstlenmesinin büyük bir haksızlık olduğunun farkındayız. Büyük bir hukuksuzluk olduğunun farkındayız. Ancak kendi kişisel kararıyla, kendi vicdanı ile almış olduğu bu açlık grevi kararını elbette ki saygıyla karşılıyoruz ve elbette ki cezaevi dışında, demokratik siyaset alanında, hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bu konuda elimizden gelen her türlü desteği ve dayanışmayı koşulsuz bir şekilde Leyla Güven'e sunacağımızı çok açık bir şekilde bir kez daha ifade ediyoruz.
yargı öyle bir hale geldi ki Türkiye'de her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun temeli oldu artık. Bakın, Sisehan'a günlerce rapor alınması için hastanede tutuldu ve tekrardan şimdi cezaevine geri gönderildi. 80 yaşını aşmış olan Sisehan'ı cezaevinde tutan yargı anlayışı kesinlikle ama kesinlikle ne insanidir ne evrensel hukuk ilkelerine bağlıdır. Tek ama tek maksadı bu adımla intikam almaktır. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz ve bu konuda da bir kez daha hukuk ilkelerine ve en azından insani değerlere saygı gösterilmesini ve Sisehan'ın da bir an evvel cezaevinden salınmasını talep ediyoruz. Değerli basın emekçileri, iki günlük Merkez Yürütme Kurulu toplantımızın önemli bir konusu yerel seçim hazırlıklarıydı. Hazırlıklarımızın ilk aşamasını büyük ölçüde tamamladık. 40'ı aşkın ilde ve 500'ü aşkın ilçede fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu il ve ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla yüzlerce sivil toplum kuruluşuyla, siyasi partilerle, sendikalarla, meslek birlikleriyle, yöre dernekleriyle, yerel örgütlerle, yurttaş girişimleriyle görüşmeler yaptık. Fizibilite raporlarımızı tamamladık. Bu tamamlanan raporları Merkez Yürütme Kurulumuzda değerlendirdik. Hem yerel seçim stratejimiz açısından, hem yerel seçim bildirgemiz açısından, hem de yerellerde yapılabilecek çeşitli ittifak ve ortaklıklar hakkında değerlendirmelerimizi yaptık. Merkez Yürütme Kurulumuz yerel seçimlerle ilgili bir takvim oluşturdu. Pazartesi günü parti meclisi toplantımız var. Pazartesi günü parti meclisi toplantımıza takvimin karara varılması için iletilmesini kararlaştırdı. Bu takvimin içinde adaylık başvuru tarihlerimiz resmi olarak yer alıyor. Adaylık için başvuru ücreti konusundaki önerilerimiz yer alıyor. Adaylık konusundaki ilkelerimiz, kriterlerimiz yer alıyor. Bunları netleştirdik ve parti meclisine karar alması için pazartesi günü sunacağız. Bu çalışmalarla birlikte parti meclisinin aldığı kararlardan sonra pazartesiden sonra çalışmalarımızın ikinci aşamasına geçmiş olacağız ve bu aşamada da adaylık başvuruları, bunların değerlendirilmesi, yerellerde bu konuda yapılacak olan görüşmelerin sürdürülmesi ve adaylıkların netleştirilmesi olacak. Dolayısıyla yerel seçim çalışmalarımıza planladığımız gibi bütün illerde ve ilçelerde ve beldelerde devam ediyoruz. Alacağımız sonuçların gerçekten demokratik siyaset açısından da, Türkiye'deki yerel demokrasi mücadelesi açısından da, yerelden ve yerinde yönetim anlayışı açısından da ve Kürt halkı açısından da ve Türkiye'nin bütün halkları açısından da son derece önemli sonuçlar olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz bu çalışmalarımıza devam ederken iktidar da kendi çalışmalarını sürdürüyor biliyorsunuz ve bizim çalışmalarımızı engellemek için çeşitli illerde gözaltı ve tutuklama faaliyetlerini sürdürüyor. Onların da bize karşı yerel seçim çalışması demokratik siyaset alanında politikalarla, fikirlerle bir yarış anlamında değil, bizim yerel seçim çalışmalarımızı sürdüren üyelerimizi, yöneticilerimizi, yerel yöneticilerimizi gözaltına almak ve tutuklamak şeklinde sürüyor. Bir kez daha net bir şekilde vurgulayalım. Bakın, siz bütün Kürt illerinde tek bir HDP'li kalmayana dek herkesi gözaltına alıp tutuklasanız da 31 Mart'taki yerel seçimlerde Kürt illerinde asla ama asla istediğiniz sonuçları elde edemeyeceksiniz. Bu çok net olarak bir kez daha bunu vurgulayalım. Kendinize güveniyorsanız, demokratik siyaset alanındaki çabanıza güveniyorsanız, bakın size bir teklifte bulunalım. En ağır toplarınız kimlerse, Binali Yıldırım,
Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve başkaları, kimlerse en ağır toplarınız. Buyurun gelin, Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Şırnak'ta, Hakkari'de onları aday yapın. Buyurun gelin, orada bizlerle yarışın. Bakalım en ağır toplarınız bu illerde başarı mı elde edecek, büyük bir başarısızlıkla mı karşı karşıya kalacak? Biz büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyoruz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt halkına söyleyebileceği, verebileceği acıdan ve zulümden başka bir şey yoktur bugün. İki tane örnek söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kayyumlarla ilgilidir. Bu arada yaptığımız çalışmalarda kayyum raporlarımızı da tamamladık. Tek tek bütün il ve ilçelerde kayyumların sürdürmüş oldukları faaliyetler hakkındaki raporlarımızı da önümüzdeki günlerde peyderpey halkımızla da paylaşacağız. Biz bu raporları hazırladık. Hani biz söylersek inanmayanlar için söylüyoruz. Sayıştay raporları çıktı bütçe görüşmelerinde ortaya, biliyorsunuz. Ve Sayıştay raporlarında çok açık ve net bir biçimde kayyumların hangi hukuksuzlukları, hangi yolsuzlukları yaptıkları belgelendi. Kayyumların atanmış oldukları yerlerde kendi ailelerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşlarına hangi hileli yollarla yardım ettikleri ve onları nemalandırdıkları açığa çıktı. Bu Sayıştay raporlarını elbette ki her birini hukuki anlamda sorunlardan hesap sorulması için değerlendireceğiz. Elbette ki mecliste bütçe tartışmalarında bu kayyumların yaptıkları usulsüzlükler ve yolsuzluklarla ilgili Sayıştay raporlarıyla ortaya konmuş olan gerçekleri tartışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bu Sayıştay raporlarının da ortaya koyduğu gerçekleri yerel seçim çalışmasında halka teker teker anlatacağız, örnekleriyle göstereceğiz. İşte bu nedenle diyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının AKP-MHP koalisyonunun Kürt halkına vereceği acı, yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk ve zulümden başka bir şey yoktur diye. Şimdi hangi çabayı gösterirseniz gösterin, bizim son dönemde orada yaptırdığımız kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki Kürt illerinde kayyumların sürdürmüş olduğu uygulamalar halkın çok önemli bir kısmı tarafından asla benimsenmiyor. Sizler de bu araştırmaları biliyorsunuz, görüyorsunuz ve bu kayyumlar politikasının nasıl büyük bir fiyasko olduğunun farkındasınız. Şimdi bunun üstünü nasıl örtebileceksiniz, onun için uğraşıyorsunuz. Bakın bir başka konu, geçen gün Danıştay'da bir karar verildi biliyorsunuz. Sur ilçesindeki acele kamulaştırmayla ilgili. Biz o acele kamulaştırmalar yapılırken bu acele kamulaştırmaların hukuka aykırılığını çok net olarak ifade etmiştik. Buna işaret etmiştik. Hukuksuz bir iş yapıyorsunuz demiştik. Bu acele kamulaştırmaların bir amacının da Kürt halkının kültürel ve tarihsel değerlerini, hafızasını özellikle Sur örneğinde silmek, yok etmek olduğunu söylemiştik. Nitekim Danıştay karar verdi ve orada özellikle acele kamulaştırmayla ilgili Dengbej evinde yapılmış olan kamulaştırmanın nasıl hukuksuz ve haksız bir uygulama olduğunu ortaya koydu. Biz o zaman söylemiştik, Danıştay kararıyla bir kez daha ortaya çıktı. Bunu da elbette ki bu seçimler zamanında herkese anlatacağız. Çünkü demokratik siyasete karşı sürdürdüğünüz bu düşmanca politikayı halk gördüğü ölçüde, halk kendi oylarının ve iradesinin nasıl gasp edildiğini gördüğü ölçüde sandıklarda size cevabını verecektir. 4 Kasım'dan bu yana, yani demokratik siyasete yönelik siyasi darbenizi yaptığınız eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve onların da içinde olduğu 15 milletvekilimizi tutukladığınız o 4 Kasım'dan bugüne 2 yıl geçti.
Temmuz 2015'ten bugüne 3,5 yıl oldu yaklaşık. Bakın, bu süre boyunca Halkların Demokratik Partisi çok ağır bir tasfiye operasyonuyla karşı karşıya kaldı. 12 binin üzerinde üyemiz, seçmenimiz, yöneticimiz, milletvekilimiz, belediye eş başkanımız, eş genel başkanlarımız gözaltına alındı, tutuklandı. 6 binin üzerinde tutuklu oldu bu süre boyunca. Ve bu ağır saldırı karşısında Halkların Demokratik Partisi demokratik siyaset konusundaki kararlı ve ilkeli duruşunu bozmadı. Bu mücadeleyi sürdürdü ve bu mücadelenin sonunda 24 Haziran'da bu ağır tasfiye operasyonunun sonuçsuz kalmasını sağladı. Şimdi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi halkın iradesinin gasp edilmesi ve demokratik siyasetin yerel ayağında tasfiye edilmesine dönük çabaları ve politikaları, uygulamaları sonuçsuz bırakacak bir seçim sonucunu ortaya çıkartacaktır. Bizim bu ağır saldırılarla karşı karşıya kaldığımız dönemde herhangi bir başka siyasi parti, ki bunu kimse için dilemeyiz elbette, herhangi bir başka siyasi parti bu kadar ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalmış olsaydı un ufak olurdu. Ortada siyaset yapma imkanını bulamayacak hale gelirdi. Ama bizler onurumuzla direndik. Asla boynumuzu eğmedik. Çöktürme planı karşısında asla diz çökmedik. Şimdi bizim bugün çeşitli çevrelerde AKP ile kapalı kapılar ardında müzakere yaptığımızı iddia edenler oluyor. Bakın, biz bir kez daha vurgulayalım. Çöktürme planı karşısında diz çökmedik, boyun eğmedik. Onurumuzla ve halkın desteğiyle, dayanışmasıyla, halkın onuruyla birlikte bu sürece karşı direndik, direnmeye de devam ediyoruz. Bizim gizli kapılar ardında görüşme yaptığımızı iddia edenlere diyoruz ki, kimin görüşme yaptığını merak ediyorsanız evinizdeki aynaya bakın, kimi görüyorsanız o müzakere yapıyordur Adalet ve Kalkınma Partisi ile. Bizler değil. Net olarak bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Biz kendi politikamızı, demokratik siyasetimizi açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da bu ilkeli tutumumuzdan asla uzaklaşmayacağız. Üçüncü değinmek istediğim konu, elbette ki dış politikayı, uluslararası gelişmeleri ve Orta Doğu'yu değerlendirdik Merkez Yürütme Kurulumuzda. Suriye ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Suriye'de yeni bir dönemin eşiğindeyiz aslında. Uzun yıllardır sürmekte olan iç savaş hiçbir ülkede ila nihayet sürmez. Elbette ki bir sona varacaktır ve savaşın sürdüğü yerlerde, her yerde olduğu gibi, savaşı sürdürenler masa başına oturacaklardır ve diplomatik yollarla, demokratik bir müzakere süreciyle karşılıklı konuşarak sorunlarını çözeceklerdir. Suriye'de yeni bir dönemin eşiğindeyken bir kez daha vurgulayalım ki bizim en başından beri ısrarla savunduğumuz Suriye'deki çözüm yolu demokratik bir müzakere yoludur. Bütün tarafların masada buluştuğu, konuştuğu, demokratik bir rejim için bir anayasa üzerinde uzlaştığı, çoğulcu ve demokratik bir anayasanın gerçekleştiği yoldur, esas yol. Şimdi bakın, Orta Doğu, hem Suriye hem Irak açısından baktığımızda çok uzun yıllardır, 20. yüzyılın son döneminde de, son 50 yılına baktığımızda da, 21. yüzyılın ilk döneminde de Orta Doğu'da var olan demokrasisizlik, Orta Doğu'da var olan otoriter rejimler karşısında demokratik bir alternatif, demokratik bir çözüm önerisi
ne küresel güçler tarafından üretilebilmiştir, ne de bölgesel güçler tarafından üretilebilmiştir. O nedenle Orta Doğu her zaman paylaşım savaşlarının bir coğrafyası haline gelmiştir. O yüzden Orta Doğu'da uzun yıllar boyunca kan ve gözyaşı toplumlara çok ağır bedeller ödetmiştir. Kuzey Suriye'de bugün yaşanan ve ilk nüveleri görülen, ilk adımları atılan aslında demokratik bir çözüm önerisidir. Çok nettir. Kuzey Suriye'de yaşayan bütün farklı halkların, Kürtler, Türkmenler, Araplar, Ezidiler, Hristiyanlar, bütün halkların ve inançların, farklı kültürlerin eşit koşulda, demokratik bir ortamda bir arada yaşamasının yoludur. Üniter yapıyı bozmadan, toprak bütünlüğünü bozmadan ortak ve demokratik eşit yaşamın kurulması önerisidir. Kuzey Suriye'de görünen bugün bunun nüveleridir esas itibariyle. Şimdi eğer küresel güçler ve bölgesel güçler Kuzey Suriye'deki bu demokratik önerinin, bu demokratik projenin aslında tartışılması ve geliştirilmesi gereken bu projenin ve önerinin bu nedenle karşısında yer almaktadırlar. Çünkü ilk defa Orta Doğu'da gerçekten farklı halkların, inançların, kültürlerin, farklı ana dillerin ortak ve demokratik yaşama imkanına dair bir öneri ortaya çıkmıştır. Bu öneriyi ortadan kaldırmak içindir bütün çaba. O nedenle biz ısrarla bir kez daha vurguluyoruz ki Suriye'de ortaya çıkmış bu öneriler üniter yapıyı ve toprak bütünlüğünü bozmadan demokratik bir Suriye rejiminin, çoğulcu bir Suriye rejiminin nasıl şekilleneceğine dair çok değerli katkılardır ve bunların mutlaka geliştirilmesi gerekir. O nedenle bir kez daha vurguluyoruz ki Kuzey Suriye'ye yönelik bütün saldırılar aslında demokratik bir Suriye rejiminin gerçekleşmemesi için yapılan saldırılardır. Bugün Kobani'ye yönelik saldırılar da bu anlayışla yapılan saldırılardır. Bu tür adımların hepsi ya IŞİD'i yeniden hortlatma girişimleridir ya da hangi ad altında olursa olsun El-Kaide türevi olan çetelerin yeniden mevzi kazanması amaçlıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin 7 yılı aşkın ve büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmış olan AKP iktidarının dış politikası bir kez daha bugün yapılanları masaya yatırılması gerektiğini bize söylüyor. Ve diyoruz ki biz 7 yılı aşkın bu dış politikanızın yanlış olduğunu her fırsatta vurguladık. Şimdi bugün bir kez daha vurguluyoruz. Suriye'nin kuzeyinden orada farklı halkların yaşadığı demokratik ve eşit ortamdan Türkiye halklarına yönelik herhangi bir tehdit, herhangi bir saldırı, herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği açısından baktığımızda Türkiye'deki farklı halkların, farklı inançların barış içinde bir arada yaşamasının ihtiyacı açısından baktığımızda yapılması gereken şey Suriye'nin kuzeyine saldırmak, orayı istikrarsızlaştırmak değil, tam tersine orasıyla ticari, ekonomik, kültürel, siyasal, insani ilişkilerin geliştirilmesi için adım atmaktır. Bir kez daha bunu vurgulamak istiyoruz. Bakın Afrin'de yaşananlar bunu çok net olarak gösteriyor bize. Bugün Afrin'de yaşananlarla ilgili ortaya çıkan uluslararası alanda da konuşulmaya başlanan raporlar neye işaret ediyor? Çetelerin kadınları nasıl kaçırdıklarına işaret ediyor. Çetelerin nasıl işkence ve talan yaptıklarına işaret ediyor. Zeytin talanı bunun en son örneğidir. Oradaki çetelerin Afrin'in zenginliğini, Afrin'in ürettiği zenginliği
nasıl talan ettiğine dair çok açık ve net bir işarettir. O yüzden bir kez daha vurguluyoruz ki Suriye'nin ihtiyacı olan demokratik çözüm ancak masada diplomasi yoluyla karşılıklı konuşularak gerçekleştirilebilir. Evrensel ve tarihsel bir kuraldır. Bir ülke kendi iç sorunlarını, kendi toplumunda yaşadığı sorunları, kendi iç dinamikleriyle, demokratik siyasetle, konuşarak, müzakere ederek çözemezse, sorunlardan dolayı ortaya çıkan zaaflı durum, her zaman, her ülkede ve her tarihte, uluslararası güçlerin, küresel güçlerin müdahalelerine imkan sağlamıştır. Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da yaşanan ve Türkiye'de de yaşanan sorunların arkasında aslında bu gerçeklik yatmaktadır. Bizler bir kez daha vurguluyoruz ki demokratik siyaset konuşmak, müzakere etmek iç sorunların çözümü açısından en doğru olan yoldur. Toplumlar arası, halklar arası barışın gelişmesi en doğru olan yoldur. Küresel güçler için Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere söylüyorum. Küresel güçler için Orta Doğu'da savaşı ve çözümsüzlüğü sürdürmek her zaman daha fazla kan ve gözyaşı dökülmesine neden olmuştur. Buna hizmet eden bir anlayıştır küresel güçlerin Orta Doğu politikaları. Daha önce de bu görülmüştür. 1999'da Sayın Öcalan teslim edildiği zaman o dönemin başbakanı Bülent Ecevit, anlamadım Amerika niye bize teslim etti demiştir. Aradan geçen yıllar bunun nedenini göstermiştir işte. Çözümsüzlük politikası, barışın olmaması, barışın gerçekleşmemesidir esas neden. Dolayısıyla bu dönemden ders çıkarmak gerekir. Bu dönemden ders çıkarmamış olanlar, uluslararası güçlerin piyonu haline gelmeye mahkumdurlar. Amerika'nın son dönemde atmış olduğu adımlar, buna dair yeni işaretler, yeni emareler taşımaktadır. Ve biz bu konunun, bir kez daha vurgulayalım ki, küresel güçlerin oyunlarına heba edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu bölgede yaşayan farklı halkların, kültürlerin, kimliklerin ortak ve demokratik yaşamını kurabilmek için karşılıklı müzakerenin, konuşmanın esas çözüm yolu olduğunu her zaman söylüyoruz. Suriye için de bunu bir kez daha vurguluyoruz. Değerli basın emekçileri, Merkez Yürütme Kurulumuzun iki gün süren toplantısında esas itibariyle üzerinde durduğumuz konular bunlar olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa onu cevaplayayım. Yoksa toplantımızı sonlandıralım. Buyurun. 94 yıllar sonmaz. Öncelikle yerel seçimler çerçevesinde Kürdistan'da Kürdistan'ı partilerle yürütmüş olduğunuz seçim ittifakı hangi aşamada? Sürüyor mu görüşmeler ve ne zaman nihayetle bir sonuca erecek? İkinci sorum da dış politikayla ilgili. Amerika'nın 3 tane PDP yöneticisi hakkında almış olduğu kararı HDP olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka soru var mı? Alayım. Buyurun. Benim sorum da Sayın Meral Akşener'in açıklamasına ilişkin olarak HDP ve AK Parti arasında ölçülü kapalı gizli bir görüşme olduğunu iddia ediyor Sayın Akşener. Bununla ilgili değerlendirmeniz. Aslında sorduklarınıza konuşmamda değinmiştim fakat bir kez daha vurgulayayım. Birincisi Kürt partileriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Bu konuda olumlu bir sonuç alacağımıza dair bizim bir inancımız var. Bu konuda kararlı bir tutumumuz var. Özellikle bunun gerekçelerini çok açık bir şekilde paylaştık da toplumla. Kürt halkının bu kadar ağır bir saldırı altında olduğu bir dönemde tarihsel ve kültürel değerlerine bu kadar ağır bir saldırının yapıldığı dönemde Kürt siyasi partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının
birlikte ve ortak davranması son derece önemlidir diye düşünüyoruz. Bu konudaki çabalarımız devam ediyor ve umuyoruz ki çok uzun sürmeyen bir sürenin sonunda bu konuda somut adımları halkımızla paylaşabilecek duruma geleceğiz. Yine konuşmamda değindim Suriye üzerinden. Biz küresel güçlerin Orta Doğu politikalarının genel olarak kendi çıkarları doğrultusunda Orta Doğu halklarına kan ve gözyaşı getirdiğini yakın tarihimizde de bugün de görüyoruz. Dolayısıyla çözümsüzlüğün derinleştirilmesi, gerginliklerin toplumlar arası, halklar arası çatışmaların büyütülmesi küresel güçlerin ve bölgesel güçlerin çıkarına olan adımlardır. Biz bu doğrultuda Amerika'nın genel olarak baktığımızda politikalarının bu anlayışa hizmet ettiğini doğrusu görüyoruz ve bu doğrultudaki kararlı duruşumuzu da sürdüreceğiz. Bu konuda çözümsüzlük karşısında çözüm, savaş, çatışma karşısında barış bizim temel politikamız olacaktır. Bundan sonra da böyle davranacağız. AKP ile görüşmeler yaptığımıza dair iddialar konusunda da söyledim. Tekrar vurgulayayım. Bu doğru değildir. Milliyetçilik yarışı yapmakta olan partiler bizim üzerimizden bu yarışlarını sürdürmesinler. Tekrar özellikle vurguluyorum. Kim ki bizim böyle bir görüşme yaptığımızı, bir müzakere sürdürdüğümüzü iddia ediyor, aynaya baksın, bu görüşmeyi kimin yaptığını aynadaki surette görecektir diye düşünüyoruz. Bu konuda politikamız çok nettir. Şunu da vurgulayayım. Herhangi bir görüşme yapılıyor olsaydı bunu ilk açıklayacak olan biz olurduk. Çünkü gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz. Demokratik siyaset alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla eğer meşru bir iktidar olsa karşımızda, demokratik bir iktidar olsa karşımızda elbette ki görüşürüz. Ama bugünkü iktidar yaptıklarıyla ve uygulamalarıyla demokratik meşruiyeti son derece tartışılır adımları ard arda atmaktadır. Dolayısıyla bizim herhangi bir görüşmemiz de bu konuda herhangi bir girişimimiz de kesinlikle yoktur. Başka bir soru var mı? Peki. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size.